Mehmet Acet, Ankara'nın Zor Seçimi Bu hafta odak noktamızda yine Suriye var. Yazarken uygun tabir bulmakta zorlandığımız, kuru bir yazıyla tarif etme çabası içinde olmaktan utanç duyduğumuz yeni bir trajedi yaşandı Suriye'de. Küçücük bedenlerin sudan çıkan balıklar gibi çırpına çırpına can verdiği, bir taraftan da etrafa bana bu yapılan nedir bakışı fırlattıkları, zulmün zorbalığın son raddesini temsil eden, insana İyi ki cehennem var dedirten görüntüler. O yüzden eğer bu günlerde Suriye'ye bir füze düşecekse o füzenin doğrudan Beşer Esad'ın tepesine inmesini gönlümden geçiriyorum. Dün meclis koridorlarında hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'la karşılaşınca aklımdan geçen bütün soruları arka arkaya sormaya başladım. Bozdağ Duma'daki kimyasal saldırı için emareler rejimi gösteriyor dedi. Yok eğer biz yapmadık diyorlarsa ne yapılacağı belli. O bölgeyi denetime açsınlar. Birleşmiş Milletlerin bu konularda çalışan uzmanları var. Giderler, neyin ne olduğunu tespit ederler diye devam etti. 7 yıllık Suriye politikasını daha fazla insanın ölmesi, daha fazla insanın mülteci durumuna düşmesi, daha fazla şehrin yıkılması, İsrail'in yüksek menfaatleri için Suriye halkının bütünüyle mecelsiz kalması üzerine inşa eden Amerikan yönetimi, bu son saldırı üzerine rejime dönük müdahale hazırlıkları yapıyor. Amerika'nın gerçek niyetini ne kadar biliyoruz? Trump, önceki gün bedel ödeyeceksin hayvan Esad diyerek söze girdi. Üslubun tonuna bakınca ciddi bir harekat yapılacak izlerimi veriyor. Ama bu üsluba daha önceki kimyasal saldırılar sonrasında da tanık olmuştuk. 2013 yazında 1300 Suriyeli böyle bir saldırı sonrası can verdiğinde gemileri yaktı diye düşünülen Obama artık hangi telkinlere teslim oldu idiyse son dakikada bu işten vazgeçti. Hatırlayalım geçen yıl tam da bu vakitler. Yine bir kimyasal saldırı sonrası Trump'ın emriyle Suriye'deki bir hava üssü Amerika'ya ait bir gemiden fırlatılan 59 adet Tomahawk füzesiyle vurulmuştu. Peki sonra ne oldu? Esad gitti mi? Kimyasal saldırıların sonu geldi mi? Hayır, bunların hiçbiri olmadı. Peki şimdi hayvan Esad diyen Trump bu hayvanı yine yaralı halde mi bırakacak yoksa Şam'da bir rejim değişikliğini sağlayacak düzeyde bir operasyon mu yapacak? Bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla Ankara'nın bu süreçle ilgili tutumu da şüpheci pozisyonu koruma biçiminde şekillenmiş durumda. Dün Bekir Bozdağ'la konuşurken bir nevi ters köşe yapıp peki sizce Amerika ne yapmak istiyor diye o bize sordu. Belki de hükümet sözcüsü sıfatını taşıdığından dolayı Amerika'nın niyeti konusunda şüphelerimiz var demek istemediği için soru kipi kullanmayı tercih etmişti olabilir. Grup toplantısı bittikten sonra muhabir arkadaşlarımızın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine Amerika'nın muhtemel operasyonu iki kere sorulunca iki kere izliyoruz demekle yetindi. Bu izliyoruz ifadesini göreceğiz ama kuşkularımız var biçiminde okumak yanlış mı olur? Sanmıyorum. Lavrov neden afrin dedi? İşin içinde bir de Rusya var tabii. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, önceki gün Afrin konusunda sürpriz bir açıklama yaptı. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Erdoğan Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi, Rusya Türkiye'den bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine vermesini bekliyor diyen bir beyanat. Peki bu beyanatı Rusların genel yaklaşımı olarak mı görmek gerekir yoksa zaman ayarlı bir uyarı hamlesi olarak mı? Lavrov lafı Afrin üzerinden getirerek Ankara'ya bizimle misin? Amerika ile mi diye sormak istemiş olabilir mi? Aklımıza gelen ama cevabını bilmediğimiz bir soru. Ankara, Suriye konusunda son bir buçuk yıldır Amerika-Rusya dengesini başarılı bir pozisyon alarak yönetmesini bildi. Hem Moskova ile hem Washington'la kanalları açık tutarak kendi çıkarlarını maksimum düzeyde kollayabildi. Ama bu süreç Ankara açısından yeni bir zorlu sınavı gerektirebilir. Bir tarafta 5 yıldır Suriye politikasının bir ayağını Türkiye'ye kaybettirmek üzere inşa eden bir Amerika var. Öbür tarafta merhametsizliği test edilip onaylanmış, bununla birlikte sahada ve masada işbirliği yapılarak mesafe kat edilebilmiş bir Rusya. Ankara bu denklemde ne yapabilir? Belki şöyle yapabilir. Amerika Suriye'ye müdahale ettiği zaman Rusya'yı doğrudan karşısına almayacak şekilde ölçülü bir destek pozisyonu almak. Nihayetinde Amerika'nın askeri müdahalesi Şam'da bir rejim değişikliğinin önünü açmayacaksa eğer, bu iş Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak gibi bir sonuçla bitebilir. Ki Amerika açısından bu bulunmaz bir nimet olur. Mehmet Aced, Yeni Şafak